kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz pizza lezzetinde enfes bir tarifle geldim. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına hepsini ekleyeceğim. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. ben bu tarifte iki ekmeğe yakın e, ekmek dilimleri kullandım sadece ekmeklerin baş kısımlarını kullanmadım e, kalanları yağlı kağıt sermiş olduğum bir tepsiye yerleştiriyorum Eğer siz fazla yapmak istemezseniz bir tane ekmekten de hazırlayabilirsiniz sos miktarını da yarı yarıya azaltırsınız Evet ekmeklerimi tepsiye dizdikten sonra şimdi üzerine sürecek olduğum sosu hazırlıyorum sosumuz için 2 tane yumurta 4 yemek kaşığı sıvı yağ ve 4 yemek kaşığı da yoğurdu ilave edip güzelce çırpalım. Bu sosu üzeri için kullanacağız. Bir çimdik de tuzumuz var. Evet, tüm malzememizi pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce çırpalım. Dediğim gibi daha az yapacaksanız eğer mutlaka sos miktarını yarı yarıya azaltın. O şekilde tam bir ekmeğe yeterli gelecektir. Evet sosumuzu hazırladık. Şimdi ekmeklerimizin üzerine şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar olacak şekilde sürelim. Bu sos sayesinde ekmekler böyle pomuk gibi yumuşacık olacak ve lezzeti de inanılmaz güzel olacak. Evet ekmek dilimlerimin üzerine sosunu sürdükten sonra şimdi üzerlerine bolca kaşar peyniri ilave edelim. Kaşar peyniri ne kadar bol olursa o kadar güzel oluyor. Böyle tam bir pizza lezzetinde oluyor. Bir de üzerine sucuk dilimleri yerleştireceğim. Dilerseniz malzemeleri arzunuza göre çoğaltabilirsiniz. Farklı malzemeler ekleyebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Özellikle böyle evde kalmış bayat ekmekleriniz varsa e, inanın onları değerlendirmek için muhteşem bir tarif. E, sırf bayat ekmekle de değil taze ekmekle de, de tabii ki yapılabilir ama e, bayat ekmekleri değerlendirmek için süper bir tarif gerçekten. Evet kaşar peyniri rengindesini ekledikten sonra şimdi üzerlerine ikişer üçer dilimde sucuk yerleştirelim. Fırınımızı da 180 dereceye getirelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üst rafında yani üst ayarında pişireceğiz. Altını açmayın çünkü üzeri güzelce kızardıktan sonra içi de gayet güzel bir şekilde pişiyor. Ya yani altı da kurumamış oluyor, böyle yumuşacık pamuk gibi oluyor. O yüzden fırınınızın sadece üst pişirme ayarını açarak e, nefis ekmek dilimleri hazırlayabilirsiniz. Benim fırınımda yaklaşık e, 20-25 dakikayı buldu ama bu süre herkesin fırınında e, değişkenlik gösterebilir. E, eğer altının da böyle kıtır kıtır güzel bir şekilde kızarmasını istiyorsanız alt ayarını da açarak alt üst ayarını açarak e, pişirebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kaşarlar eridi ve hafif kızardı. Şimdi hemen fırın alarak sizlere son halini göstermek istiyorum ee, sıcak sıcak mutlaka servis edin soğuduğu zaman e, kaşarlar donacaktır ve aynı zamanda lezzeti de kaçacaktır Evet gördüğünüz gibi e, görüntüsü lezzeti muhteşem bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum gerçekten denedikten sonra devamlı yapmak isteyeceksiniz Evet sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yüklediğim birbirinden güzel tarifleri kaçırmamış olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.